Aslında bak. Basen mi zor göbek mi zor? Bence basen bel bölgesine göre daha zor lokalize olur, daha zor da gider. Aslında şunu söylemek lazım. İlk önce neden basen bölgesinde yağlanma oluyor ve vücut nasıl algılıyor da kadınlarda basen bölgesinde yağ birikimi oluşturuyor? Erkeklerde de daha çok bizim elma tipi evet. dediğimiz vücudun üstünde Hayır, gidiyor oradan dolanıyor, dönüyor, Niçin kolda geliyor, dönüyor. Niye buraya geliyor? Şimdi aslında vücudumuzda yağlanmayı belirleyen en önemli etmen çocukluk dönemi. Buradan ailelere sesleniyorum. Özellikle çocukluk dönemindeki kızlarda yağlanmanın çoğu basen bölgesinde artar ve bu yüzden bu çocukluk dönemine ait olan obezitenin çözülmesi, Şart basenlerin erimesi oldukça zor olur. Ha. Bir de ikinci bir kritik nokta var. Menopoza girmeden önce kadınlar muhakkak basen bölgesindeki yağları bir şekilde halletmeleri gerekiyor. Beslenme programlarıyla ya da başka yöntemlerle. Birazdan onları anlatacağız. Fakat vücudumuzda doğduğumuzda iki çeşit yağ oluşuyor. Bir tanesi sayıca fazla, hacimce küçük. Bir tanesi de hacimce büyük. Genelde hacimce büyük olanlar yetişkin dönemde. Yani sonradan oluşan obezite oluşuyor. Hmm. Bu iki tanesi. Bir de... Yağ hücreleri iki renkte. Bir kahverengi, bir beyaz. Evet. Büyürken biz kahverengi yağ hücrelerimiz beyaza dönüşüyorlar. Kahverengi yağ hücresi fazla olduğunda daha kaslı, daha ince oluyoruz. Fakat bu metabolizma bir şey mi peki yani? böyle bu mi? vücudumuzun bütün hepimizde olan Yoksa bir şey. Yoksa spor yaptıkça kahverengi yağ hücreleriniz çoğalabilir gibi bir şey var mı? Genelde böyle bir bir ön bilgiler var ama yaş ilerleyince bu kahverengi yağ hücreleri beyaza dönüşüyor. Biz istesek de istemesek ha. de. Onları da arttıramadığımız için vücudumuzda yağlanma artıyor. Özellikle fizyolojik olarak erkeklerde bel bölgesinde, kadınlarda maalesef her ikisi hem bel hem, hem basen. Evet, Kadınlar evet. erkeklere göre 1-0 daha yenik başlıyorlar. Hmm. Çünkü temel nedeni östrojen hormonu. Hmm. Östrojen hormonu azaldıkça vücut özellikle yumurtalıkları korumak için basen bölgesindeki yağ sentezini arttırıyor ve böylece onu, onu da yani. onun da işi o yani. Ona da kızmamak lazım. Bizim yapabileceğimiz şeyler var. Onu zaten az sonra Aynen konuşuruz. Aynen öyle. Ama şurada bir şey var Çağla Hanım. Bir en önemli konu bu. Yağ deposu aslında vücudumuzun olması gereken bir miktar yağımızın olması gereken. Çünkü yağ çok iyi bir enerji kaynağıdır vücut için. İkincisi yağda eriyen vitaminlerin deposudur. Üçüncüsü dinamik bir şeydir, yapıdır. Eğer siz yağ deponuzu günlük olması gereken vücudumuzun yapısı için gerekli miktarda tutarsanız fayda çok fayda var. Ama daha fazlasını yapar isek metabolizmayı yavaşlatır. Hmm. Çok ciddi bir şekilde yağlanma bel bölgesinde olduğu zaman işte kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet için risk faktörüdür. Ancak basen bölgesinde olunca da dolaşım sistemi bozuklukları oluşur O nedenle kadınlar hep şundan müzdariptir. Dolaşım sistemleri, yani Venüs bağımlılığına bağlı hastalıklar oluştuğu için sürekli bir şişkinlik, sürekli bir gaz, bunun da temel nedeni basan bölgesindeki yağların fazlalığıdır. Eğer bunu azaltırsak çok güzel bir şekilde. Bu şişkinlik, bu ödem, bu gaz gibi olayları da ortadan kaldırma şansımız artar. Evet. Daha önemli bir nokta daha Şu var. değil mi östrojen aslında o yağ diye evet. gördüğümüz özellikle östrojen de hormonumuzun... menopoz döneminden sonra daha fazla birikmenin e, sebebi olarak gösterilen bir hormon. Evet bu bu hormon. Şimdi östrojen bana mı hormonu. Bana yapıştıracak bana değil ha, basene ha pardon. <laughs> şöyle, şöyle yapıştıralım. Şimdi burada en önemli <laughs> olan nokta peki bu basen yağları erir mi sorusu. sorusu bu basen tabii. yağları tabii ki de erir. Hiçbir kadın kilo veremez değildir. Hiçbir kadında basen yağları yok olmayacak anlamına gelmez ve hiçbir kadın zayıflayamayacak anlamına gelmez. O nedenle basen bölgelerini eritmenin en önemli noktası şudur. Birincisi biz hep bir şeyden medet umuyoruz. Bir yiyecek olsa da bir gitse benim basen yağlarımı eritse. İkincisi bir diyet olsa da hiçbir diyetin temel içeriği. Kol bölgesi, karın bölgesi ya da basen bölgesindeki spesifik bir yere, e, lokalize olun da emmez ya Ama yağ yakımı diyeti diye bir şey var. Onu da az sonra zaten sevgili Selahattin Dönmez sizlere bir beslenme programı şeklinde yağlarınızı yakmaya yardımcı ama spesifik burası veya burası demiyoruz. Genel vücudumuzdaki fazla yağları yakmaya yardımcı bir beslenme programında Az sonra tabii ki bu kadar anlattıktan sonra veriyor olacağız. Tabii ama burada yine şu çok önemli. Birçok diyet çeşidi var. Bu diyet çeşitlerinin içerisinde bir tanesi var ki çok tehlikeli. Hiçbir şekilde basen bölgesini eritmiyor. Evet. Mesela uzun süren açlık. E, intermittent fasting dediğimiz olay. İkincisi tek besine dayalı diyetler. Üçüncüsü açlık diyetleri. Bunların hepsi vücudumuzda tamamen bir e, kolajen sentezini azaltıyor. Buruşmaya, e, dokuların kaybına neden oluyor. Şimdi ben anlamadım. Aralıkla açlık Oruçları, diyetleri... Evet, e, çok önemli bir konu bu. Neden böyle bir şey oldu şu an? Kafam karıştı. Şöyle, e, özellikle basene eritmek için dengeli ve düşük kalorili diyet yapmak lazım. Den Çünkü hmm. karbonhidratları, proteinleri ve yağları dengeli aldığınızda vücut yağ yakımını vücudun nerede fazlasıysa oradan gitmesini sağlıyor. Önceli o yönde. Tamam. Fakat siz bir, dengesiz bir karbonhidrat protein yağısı iyi olmayan bir diyet aldınız, kaloriyi azalttınız... Bir de uzun süre açlık yaptığınızda vücut bir savaş içerisine girer. Nereden hangi yağ götüreceğini anlayamaz. Herhangi bir yerden alsın, götürsün. Evet, bunlar da genel anlamda baseninden değil, işte kollarından, yüzünden, yüzünden, ondan sonra bacaklarından ilk önce gider. Ve yeni bir araştırma daha var. Birazdan onu söyleyeceğiz. Ee, mesela aralıklı oruç diyetleriyle geleneksel sağlıklı diyetler ilk defa karşılaştırıldı. bizim hep okuduğumuz şeyler şu: Aralıklı diyeti, ara oruç diyeti yaparsan insülin düzeyin e, azalır insülin direncini ortadan kalkar. Spesifik o diyetin özelliğiyle ilgili. Çeşitlerinin de baktığın zaman birbirine göre üstünlüklerini görürsün. Fakat ilk defa dünyada bir çalışma yapıldı. Aralıklı oruç diyeti, çeşitli aralıklı oruç diyeti ve sağlıklı diyetlerle karşılaştırdılar. Hmm. Ve üçünün birbirine karşılaştırıldığında en iyi sonucu sağlıklı zayıflama diyetleriyle daha fazla yağ yakıldığı, daha iyi kan biyokimyasını düzeltmediği bulundu. O yüzden bugün artık yeni bilgiler Evet. Uzun süreli açlığın her insan için uygun olmadığını Olmadı. teyitledi. Siz zaten her zaman bunu söylüyorsunuz. Evet, az az sonra sayacağımız 5 temel besinin... E, özellikle bölgesel olarak değil ama vücudumuzdaki yağları yakma potansiyeli olan metabolizmayı çalıştıran herhalde özellikleri var. Özellikleri var. Mı? var. Ee, şimdi sevgili Çağla <laughs> yeni yayınlar çıktı. Daha önceden hep biz bunları biliyorduk ama artık bunlar güncellendi ve bu bilgiler tamamen altın bir harflerle bilim dünyasına yazıldı. Yazıldı. Vücudumuzun yağ yakmasını arttıran 5 tane temel besini birazdan konuşacağız. Şimdi bu basen eriten 5 temel besini 5 özelliği geçelim. Bunlar müthiş bir şekilde Başka fizyolojik olayları aktive ediyorlar. İnanılmaz derecede hormonları bakın. Mesela diyelim ki biz bazı terminolojileri gerçekten toplumumuzu anlatırken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü çok fazla tıbbi terimler söylediğinizde algılanmıyor. Tabii tabii. Bak evet. yağ, yağların artıyor. Yağların arttığı zaman yağların içerisinde bir değişik proteinler var. Bu proteinlerin sentezi artıyor. Bunların iki tanesi var. Adinopektin ve rezistin. Bunlar arttığı için insülin direnci oluşuyor. Bunlar arttığı için dokular insülini kullanamıyorlar. O yüzden vücut yağ dokumuzu ne basende, ne belde, ne de vücudun herhangi bir yerinde arttırmamamız gerekiyor. Anladım. Ve e, şunu dikkat etmemiz lazım. Karbonhidratları rafine olanlarını tüketmemeliyiz. Kompleks karbonhidratlar Kesinlikle karbonhidratsız bir diyet yapmamalıyız. Evet, değil mi? Karbonhidrat kilo aldırır diye bir düşünce tersi, yanlış olur. Evet. Tam tersi. Yani, tersi. Doğru karbon kalır. Onlarla yağ başlayalım mı aslında. Hemen Bu başlıyorum. baklagiller de aynı zamanda yine konuşmamız gereken işte Tabii. kuru fasulye, kuru barbunya, nohut, kuru börülce, yeşil mercimek kilo vermede en etkili besinlerdir. Kan şekeri dengesi ve glisemi kontrolü iyileştiriyor. LDL kolesterolünü düşürüyor, düşürüyor. Ve kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Yani neresinden bakarsak bakalım aslında çok faydalı, Daha faydalı. diyebiliyoruz. Evet, şimdi kuru baklagiller aslında bizim toplumumuzda çok fazla tüketilirken artık modern yaşama geçişte çok az tüketilen yiyecekler. Çünkü neler söylüyorlar? Bir lektin var içinde. Lektin bizim için zararlı. Hayır kuru baklagillerin içerisinde lektin var ama pişerken inaktif oluyor. Vücudumuza zararı olmaz. İyi bir dinlendirme, düdüklü tencerede pişirme baklagillerin besleyici değerini arttırır. Şimdi kuru barbunya, kuru fasulye, kuru börülce, yeşil mercimek ve nohut 5 tane en önemli kuru baklagildir. Glisemiyi kontrol eder. Siz yiyin, mesela diyelim ki bir kuru baklagil yemeği yediniz, yanına bir yoğurt tükettiniz. En az 4 ya da 6 saat tok kalırsınız. Çok özür dilerim. Mesela biz kuru fasulyeyi e, tereyağlı bir şekilde evimizde yaptığımızda da yine aynı şeyleri söyleyebilir misin? Yoksa atıyorum bir yemek kaşığı zeytinyağıyla yapın alacağım Hani bence, mümkün olduğu kadar. Bence zeytinyağıyla yapmak çok daha yararlı ve çok daha iyi yağ yakımını arttırıyor. Çünkü zeytinyağın içerisindeki antioksidanlar, özel polifenoller vücutta yine yağ yakımını arttıran etkiye sahip. Tamam. Fakat baklagillerin en önemli özelliği bakın LDL kolesterolü düşürüyor. Fakat genel glisemiyi de kontrol altına alıyor. Yani 24 saatlik Kan şekeri dengesini sağlıyor. Size önerim, tavsiyem özellikle tipiki diyabetseniz ve ayrıyeten zayıflamak istiyor mutlaka haftada en az iki kere bir ana öğününüzde baklagilleri koyun. Tekrar söylüyorum bu yeni Water hem Harvard'da hem Türkiye'de birçok çalışmanın sonucunda bir de çok değerli bilim uzmanımız Gökhan Hoca'nın da verilerinde şu görünüyor. Hücreler arası sinyalleri çok iyi koordine ediyor vücut beyinle birlikte. Nerede yağlarına artıyor ise vücut aslında onun yağlarını yakmak için bir defansif bir olay hmm, geliştiriyor. Gelişiyor. Sen fazla yedikçe doğru besini tüketmediğin zaman yağlanman artıyor. O yüzden baklagilleri beslenme programımızda evet. muhakkak bulundurmalıyız. Bir de en ulaşılabilir bir e, yani besin değeri açısından en yüksek ve en ulaşılabilir e, En kolay besinler. yiyecek evimizde ayrıyeten hem de ete göre daha ekonomik evet. baktığınız zaman aldığınızda daha uzun süre depolayabiliyorsunuz daha iyi pişirip salatasını, çorbasını, yemeğini tüketebiliyorsunuz. Kıymalı da yapabilirsiniz. etsiz de Sade yapabilirsiniz. Sade de yapabiliriz. Burada da bir karmaşa oluşuyor. Diyor ki mesela evet. kıymalı yaptığın zaman protein bombasına mı dönüyoruz? Unutmayın. Sağlıklı protein kaynaklarının vücuttaki fonksiyonel etkisi bitkisel kaynaklara göre çok daha fazladır. O yüzden bence biraz kıymalı yapmak besinsel değerini de arttırır ve Artır. zenginleştirir. zenginleştirir. Şahane baklagiller baş tacımız diyoruz ve hemen taze sebzelere geçiyoruz. Yeşil yapraklı sebzeler özellikle ıspanak işte bildiğimiz marul Maydanoz, taze nane, kabak, sonrasında Şuradan işte görebiliriz. enginar, kereviz, patlıcan, lahana gibi lahana gibi sebzeler <laughs> diastolik kan basıncını iyileştiriyor. Yani büyük Bu, kan ne demek? basıncını azaltıyor. Şimdi özellikle e, obezitenin en önemli sorunlarından bir tanesi belirli hastalık gruplarında hemen hızlı geçiş sağlıyor. Genel kilo fazlalığı tansiyon için bir risktir. Büyük tansiyonu çok fazla hızlı oynatır. Küçük tansiyon üzerine etkileri daha azdır. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler ve mevsim sebzeleri. mesela ıspanak bir kış sebzesi, ayrıyeten taze nane, şu anda kereviz ve enginar en fazla tükettiğimiz, patlıcan ve kabağa en hızlı ulaşabildiğimiz, marul gibi yeşil yapraklı sebzeleri tükettiğinizde kilo verirken tansiyonunuzu düzenlersiniz. Çok önemli. Bunlardan çok ciddi antioksidanlar alıyorsunuz. İlaçlarda bile Sadece, sağlayamadığımız. Değil Kilo kontrolünün haricinde, haricinde yani, Tip 2 diyabetten koruyor. Kalp hastalığına karşı koruyucu etkisi var ve ayrıyeten bu hastalıkların şimdi Türkiye'de ve dünyada kanser, koroner kalp hastalığı ve tip 2 diyabetten ölüm sıklığı çok yüksek. Siz zayıflayarak bunlardan ölüm riskinizi de azaltıyorsunuz. Yani Hayatın en temel yenmesi gereken yiyeceği, dikkat edin obezite ile sorunlu olan kişiler hiçbiri sebze yemek istemezler. Sebzeyi çok sevmezler. Hatta salata yemek onlar için büyük bir Elfiyet. çiğneme ve lezzetsiz olduğu için tüketmezler. Ama bu kalorili yiyecekleri sebzelerle değiştirdiklerinde basen bölgesinin yağlarının hızlı gittiğini, Bel bölgesi yağlarının zaten her diyeti yaptığınızda bel bölgesi yağı azalıyor. Oradan bir incelme oluyor, oluyor. zaten. Evet. E mesela ıspanak dedik. Ispanağı nasıl yememizi tavsiye ediyorsun? Kıymalı ve yoğurtla. En sağlıklı beslenme şekli ıspanağın iyi pişirilerek. Bence düdüklüde 1-2 dakikada pişiyor bu sebzeler. Bizim kendi evimizde düdüklü tencereyi çok kullanıyoruz. ...yaklaşık 1 ya da 3 dakikada düdüklü tencerenin içinde ıspanak yemeğiniz oluyor. Düşünsenize normal tencerede 15-20 dakikada. Bir de buhar, dakika buharda kadar. falan da böyle pıt diye. çok da öldürmemek çok, lazım gerektiğini düşünüyor Çok öldürmüyor. Musun? Kendi suyunda pişiyor zaten. Kendi suyunda olduğu için şöyle bazı yanlış bilgiler de var. Mesela e, suyun içerisine geçince vitaminler suyun içinde beklettiğinizde... ...yeniden besinin içerisine e, şey oluyorlar, hacimlendiriyorlar. O yüzden suyunu dökmediğimiz müddetçe sorun yok... Kıymalı tüketmek muhteşem etkili ve yanına biraz yoğurt tüketmek demir açısından zengin bir yiyeceği. Kalsiyumla dengelemek çok önemli. Evet. Mesela kerevizi pişirerek yemeliyiz. Enginarı hem pişirerek hem pişirmeden de tüketebilirsiniz. Patlıcan ve kabağı da pişirerek tüketmek çok yararlı diyebiliriz. Yeşil yapraklı sebzelerde tabi bu gördüğümüz marul, çim marulu. Çim marulu. Ama bunun dışında bizim marulumuz farklı yeşil yapraklı sebzelerimiz Lahanası var. falan zaten orada da var Tabii en kıymetli besinlerimizden bizim bir tanesi. Bizim marulumuz var. Bunun gibi... Günde kaç porsiyon sebze tüketmemizi çok istiyorsunuz? Çok kolay. Üç küçük tabak. Üç küçük tabak. Çiğ ya da Mesela pişmiş. salatalık, domates, maydanoz buyur. Bu da bir, bu da bir sebze. sebze. Sabahleyin bir kase sebze yediniz karışık. Zaten hepimiz Türk toplumu olarak alışığız sabahleyin e, peynirimizin domatesimizin ekmeğimizin yanında sebze yemeye ya öğlen ya da akşam birinde bir sebze yemek birinde de bir salata tüketmek en az 3 porsiyon sebze almanızı sağlar. Yani oturup da akşama kadar Türkçede bahsettiğimiz giriş getirerek Salata yemek zorunda değiliz ve her Yeter günde... o salatadan sonra patates kızartması yemeyin diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar yediğinizin çok bir önemi yok. yok evet. Peki, kuruyemişlerin e, gerçekten hani e, metabolizmayı hızlandırdığını ve sağlıklı bir beslenme düzeninde vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Ama bir yandan da onların çok yağlı olduğunu da biliyoruz. biliyoruz. Fındık yağı çok yağlı, fındık evet. yağı diye bir şey var falan diyoruz ama bunların miktarlarıyla alakalı belki birazcık o konulara Evet, bir da avuç içi kadar, kadar çok kolaydır. Aslında 28 gram, 30 gram deniyor. İşte cevizde 12 tane, fındıkta 30 tane, bademde 30 tane. Kimse saymak istemiyor bunları. Hı. Biz beslenme programlarımızda ben özellikle sayarak ve miktarında veriyorum ara öğünde. Ama genel anlamda bir avuç alın saydığınızda zaten ortalama 30 tanedir. Şimdi niçin biz bunları tüketmeliyiz? Bir, yağ içeriği yüksek ama sağlıklı yağ içeriği yüksek. Yani zeytinyağına benzer, balık yağına benzer yağlar çok fazla. İki, Karbonhidratı çok az. Mesela bir dilim ekmekte 15 gram karbonhidratı var. Bir avuç içi kadar tükettiğinde yaklaşık 5 gram kadar karbonhidratı var. Ya kıyaslamayın diyorsunuz anladığım kadarıyla. Ya da mesela oradaki Tabii. oradaki yağlar gidip mesela vücudumuzdaki o istenmeyen ve inatçı yağları oluşturur mu? Mesela Oluşturmuyor alacağımız tam tersine. Bir yağ, cevizden alacağımız bir yağ gidip bate, basenimizde. Hayır, tam tersini. yağ yakımını artırıcı etkileri, etkileri var. var. Çünkü yiyeceklerin termik enerjileri var. Nedir bu? Yedikçe kendi kendini daha fazla yakabilme kapasiteleri. Bu yağ yakan yağlar dediğimiz şeyler anladığım kadarıyla. Evet mesela kadarıyla. bu Hindistan cevizi yağasında yağ yakımını arttıran yağların içerisinde ama çok az miktarda tüketmek lazım. Şöyle normalde biz bunları orta zincirli yağ asitleri diyoruz. Bunlar karaciğerde enerjiye ihtiyaç duymuyorlar. Gidiyorlar vücutta direkt yağını yanıyorlar. Mesela uzun zincirli yağ asitleri beta oksidasyona uğruyorlar. Yani ekstra bir efor sarf ettiriyor vücut onlar için. O nedenle... Biz bunları dengeli almamız önemli. Hindistan cevizi yağı zaten Türkiye'nin ana bir yağı değildir. O yüzden benim de tam tamamıyla önerdiğim bir yağ değil. Zeytinyağımızı kullanmamız yeterli. Ee, balığımızı tüketmemiz önemli. Birazdan zaten bir araştırmadan bahsedeceğiz. Bu araştırma genel yaşam şartlarında beklenen yaşam süresini uzatan yiyecekler var mı dediğimizde Artık öngörülüyor böyle şeyler evet, değil mi? kesinlikle artık çok var. Net net söyleyebiliyoruz evet. yani bazı şeyleri. Ve gelelim yine böyle bir miktar da olsa tartışmalı olan e, tam tahıllara. Tam tahıllara evet. Özellikle de yulaf, arpa e, ancak e, tüm rafine olmamış tam tahıllar olan bulgur, karabuğday, kepekli pirinç aynı zamanda kan yağlarını düşürüyor, kolesterolü hedef sınırlara yaklaştırıyor, kötü kolesterolün düşmesinde etkili. Etkili, tok tutuyor. Tok tutuyor. mikrobiyota'daki yararlı bakterileri arttırıyor. arttırıyor. Dünya bas bas bağırıyor. Tam tahıllı tahıllar ve baklagilleri beslenmenizden uzaklaştırmayın diyoruz. Türkiye bas bas bağırıyor. Tahıl yemeyin, baklagil yemeyin. Şimdi bence nedir şimdi bu? Burada bir tuhaflık var. Tuhaflık nedir? Ee, genel anlamda bilime hakim olmadığınızda, beslenme bilimine hakim olmadığınızda tek tek küçük deneysel çalışmaları okuduğunuzda dünyanın sanki ilk defa o çalışmanın sonuçlarını vermek için çaba sarf etmeyle değişiyor gibi görünüyor. Ama burada biz tam tahıllardan bahsediyoruz. Söz konusu olan tam tahıllar. Yani işlenmiş evet. tahıllar işte. Ama şöyle düşün. Genetiğe oynanmış tahıllar. Şöyle işlenmiş tahıllar tabii ki rafinasyon neyi sağlayacaktır? Bunun içindeki besleyici ögeleri azaltacak. E, besleyici evet. özelliği azalmış bir yiyeceği yemen sağlığına bir yarar sağlamayacak. Rafinat tahıl tükettiğinde kan şekerin artacak. Tamam bunlar okey. Peki soruyorum. Bir mevcut çalıştır çalışan kişiyi düşünün ve sürekli olarak spor yapan kişiyi. her gün iki kase süt açıyor. Bol şekerli ve beyaz pirinçli. Kan biyokimyasında tamamen değişiklik olmuyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Biz bunları inaktif olan, kronik hastalık yükü olan toplumlarda ve aktivite olmadığında genel beslememizin temel noktasının bu olduğunu söylüyoruz. Yoksa sütlacını hmm. da yiyeceksin. Baklavanı da tüketirsin aktiviteni çok iyi yaparsın. yaparsın vücudun hak edersin, enerji Ama basen bölgende yağın varsa gidip rafine tağları daha fazla yemen senin basen bölgenin artmasına yardımcı olacak. Yani beslenme bireysel olarak ne yaptığıyla değişebilen ipuçlarıyla doludur. Doğru söylüyorsun. Ama doğrusu. şimdi mesela diyelim ki ben size sabah öğlen akşam sütlaç, sütlaç yedirsem 3 gün boyunca bir şişersin. 1-2 bir, kilo alırsın sonra normal beslenmenin geçtiğinde yeniden zayıf. Zayıf 3, 3 ne Ama Ne kadar devam edebilirsin yani? Tabii 20 kiloyu, çeşemeyi. 20 kilo basenin belinde olan kişiye siz bir de onları verdiğinizde 3 kilo aldığında yeniden dönüşümümüz çok zor oluyor. O yüzden Anladım. bu beslenme programları genel anlamda sağlığımızı korumak ve kilomuzu denetlemek ve azaltmak, azaltmak için. için. Son olarak tam yağlı süt ürünleri. Bu çok önemli. Evet. Az yağlı, light. Ben karşı değilim. Çalışmalar ve gözlemlerimiz ve bizim pratiklerimiz az yağlı tükettiğin zaman tam yağlıya göre bir avantaj sağladığını artık göstermiyor. Tam yağlı süt ürünlerinin içerisinde özellikle sütün içindeki doymuş yağların kalbi koruduğu, kalp damarlarını koruduğu ve ayrıca kalp krizinden koruduğunu gösteriyor. İçerisinde hep bütün programlarımızda bahsettik. Tereyağının içinde de var çok az miktarda ama süt yağında daha fazla var. Trans asit. O yüzden... Az yağlı diyelim ki günde iki bardak ya da bir bardak süt ya da kase yoğurt tüketiyorsun. Tam yağlı da tüketsen aynı enerjiyi aldığında az yağlı da tüketsen evet. aynı kaloriyi aldığında zayıflamanda bir fark olmuyor. olmuyor. O tam Bu yağlı önemli bir. bilgi. Yani çok yani tam olarak o besinden faydalanabilmek adına, adına. da Kas tam yağlı arttıracak da. Çünkü. Ece, evet çünkü hep sporcular falan güzel süt içerler, boya tam S yolu. tabii, Tabii. Tam yoğurdu demiştim. Tam, tam yağlı, yağlı e, yoğurtlarını falan değerler. Peki Şimdi, yağ yakımını destekleyen çok özür dilerim. Bir diliyorum. haftalık bir beslenme programı geliyor. Bu beslenme düşük karbonhidrat içeren az yağlı bir beslenme evet. olup bir haftada aşağı yukarı 3 kiloya kadar yağ depos, deposundan zayıflamamıza yardımcı olabilir. 18 yaş e, üzeri her sağlıklı birey bir hafta boyunca uygulayabilir. Kanser, böbrek ve safra kesesi hastalıkları olanlar, hamileler ve emziren anneler uygulamamalıdır. Uyarısını da buraya bırakmış olalım evet. hocam. Hemen buyurun. başlayalım isterseniz. Başlayalım. Ee, bir kere yağ yakımını arttıran yiyeceklerden, biraz önce bahsettiğimiz yiyeceklerden hazırladık. Bu beslenme programında günde 1,5 ile 2 litre arası su muhakkak içmelisiniz. Ve öğünle birlikte su içme alışkanlığını geliştirmelisiniz. Hı. İkincisi, Çay serbest normalde ama en ideal çay içme oranı 6 bardaktır. 4 fincana kadar kahve içebilirsiniz şekersiz ve süssüz olarak. Ben bu diyette 2 fincanla sınırladım çünkü bazen hipertansiyon hastaları da diyor ki biz kahve içecek miyiz içmeyecek miyiz diye çok sordukları için. Ve ayrıca maden suyu içebilirsiniz günde 2 şişe ekranda da görüldüğü gibi. Şimdi peki ne yapmalıyız burada? Öğünde proteininizi yeterli alacağız. Ayrıca karbonhidrat miktarlarını da birazcık Azaltacağız tamam. tamamen yok etmeyeceğiz o yüzden kahvaltıda birincisi bir tane büyük haşlanmış bir yumurta tüketmenizi istiyorum yumurtayı isterseniz az yağda kırabilirsiniz omlet menemen gibi yapabilirsiniz yanına bu diyeti özgü olarak daha fazla yağ ve protein alıp daha az karbonhidrat almak için bir kuru yemiş potporisi yaptım sizin evet. için 6 yarım ceviz 10 badem 10 fındık ve bunun dışında bol yeşil çiğ sebzelerin hepsini tüketebilirsiniz ben şimdi... <laughs> domates yiyorum. Yaz kış fark etmiyor benim için. Ama isterseniz e, domates konservenizden güzel bir salata yapıp üzerine sos yapabilirsiniz. Közleyebilirsiniz fark etmez. Ya da mevsiminde olan taze roka, soka, maydanoz ne varsa bol bol temiz <laughs> kadar yiyebiliyoruz. Çok güzel. Güne böyle bu. başladık. Kahvaltıdan sonra bir öğle yemeğimiz olacak. Ee, ekranda hemen şimdi gelecek. Bir hazırlayacağım size. Çok güzel kuru fasulye evet. ve mercimekli bir salatamız olacak. Çok basit bu salatanın tarifi. Bir hafta boyunca yapacağımız için her gün düzenli olarak yapmanızı tavsiye edeceğim. Derin bir kaseye marulları lütfen ince ince kıydıktan sonra derin bir kasenin içerisine atalım. Hem, hemen gel. Bak şurada <laughs> vardı Merve hemen. Ha, o da olur. Hemen tamam, ben... Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol Deniz. Ee, marulları zaten biz daha önceden doğramıştık. Çok İçine basit. koyuyorsunuz. <laughs> Daha sonra biberden ben çok az doğrayacağım. Siz evinizde istediğiniz kadar biberinizi doğrayabilirsiniz. Bu da olarak yapıyorsunuz. Evet. Kırmızı biber özellikle neden kapya biber? Ee, Kapsayasin var bunun içerisinde. Daha iyi yağ yakımını arttırır yeşil bibere göre. E, fakat yeşil biberde C vitamini fazladır. Hangisini istiyorlarsa izleyicilerimiz koyabilirler. Bir de bunun lezzeti daha güzel. Çok biraz tatlım tırak. Bunun közü de çok güzel oluyor ya. Yani. Muhteşem oluyor. Yani şey biraz çok iyi bir örnek olmayacak ama yani Nedir? şeylerde cam... Kavanozlarda satılıyor közlenmiş kırmızı Yoo, biber. Yok normalde yiyebilirsiniz. İyiyoruz Sağlıklı zaten. bir şekilde. <laughs> <laughs> Hocam çok güzel yiyorum aşırı lezzetli. Bazen bazı şeyleri takıyorum ben bir ara kerevize takmıştım şimdi kırmızı bibere taktım mesela. Bayılırım ben de. Biz her zaman evde yapamıyoruz o közlenmiş şeyleri. O yüzden dediğin gibi kavanozdakileri alabiliyoruz. Şimdi biraz da salatalık koyuyorsunuz. Daha sonra çok az tuz. Sonra karıştırırsınız bunu. Evet. Sonra biraz karabiber, baharatları bolca kullanın. Evinizde ne varsa, biraz pul biber. Evet. İstediğimiz gibi evet, baharatları özgürce kullanabiliyoruz. Maydanoz da ekleyelim içine. Şimdi daha sonra üzerine biraz lor peyniri, Hı -hı. şöyle iki kaşık kadar güzel bir haşladığımız haşladığımız kuru fasulyeden koyun. Kuru fasulyenin içerisinde ve yeşil mercimeğin içerisinde yağ yakımını artıran diyet lifleri daha fazla. Konuşmuştuk. Evet, evet birazcık iki anlamıştı. kaşık da yeşil mercimek koyduk ve sonra şun nar ekşisine hayır diyenlere bir hemen not diyelim. Nar ekşisi doğal olarak yapıldığında şeker içermez. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bolca nar ekşisiyle birlikte. Öğle öğününüzdeki salatanız koymadık, hazır. Yağ koymadık koyuyor muyuz? Yani bir yağ. Bir, yo, yo, bir kaşık yağ koyacağız. Yine bir yemek kaşığı yağ. Şu Neyse. hemen solunuzda yağınız var hocam. İsterseniz şöyle bir, şöyle üzere, bir, bir üzerine. Şöyle Gezdirme yapmayalım. yapmayalım. <laughs> Biz yine yemek değil mi? Kendimiz evde yaparken ye. yemek kaşığına koyalım. Çünkü Güzelce. göz kararı. E, yemek olmuyor. kaşığı yağımızda Mükemmel koyduktan oldu. sonra bunun yanına da bir su bardağı da ayranınız olacak. Ha. Düşünsene. Bir öğle yemeği Son derece Müthiş. doyurucu. Çünkü her zaman düşünsenize kuru fasulyeyi yap, yemeğini yapmak çok zor. Ama salatasını yapmak çok kolay. Çok daha kolay. kolay, çok daha pratik. Bakayım vallahi Güzel bir salata muhteşem oldu. oldu. Ellerinize sağlık. Balık sağlıklı. kokoreçi aratacak evet. tatlı tabii ki. Ee, e, aratmayacak tatlı değil. Balık kokoreç daha yani sağlıklı yani. <laughs> peki hemen devam ediyoruz Sonra, geldik ara öğünümüze ara öğünde de e, burada bir su bardağı süt de tüketebilirsiniz bir su bardağı ayran da veya kefir. bir kase yoğurt da ya da bir su bardağı kefir de bütün süt gruplarından bir tane tüketiyoruz daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik hatırlarsanız süt ve süt ürünlerini tükettiğinizde bağırsaklarınızda kolesistokinin hormon aşırı salgılanıyor ve daha hızlı tok kalıyorsunuz hı hı. ayrıca tam yağlı süt ürünlerini tükettiğimizde yağ yakımı artıyor. Kalbi koruyan damarları müthiş bir koruyucu faktör kaplıyor ve çok daha önemlisi içindeki kalsiyumdan dolayı uygun miktarda tükettiğimizde yağ yakımını, yağ asitlerinin mobilize olmasını, biz buna lipoliziz diyoruz. Lipolizizi evet. arttırıyor. Akşama Sonra akşam geldik. yemeğimiz. Akşam yemeğimiz de bence Çok son basit. derece güzel. Genel evet. anlamda şöyle büyük büyük ev yapımı köfteler yapın. 3 tane köfte İster balık köfte de yapabilirsiniz. Kırmızı etten, beyaz etten, tavuk ve hindiden de. Hı hı. Yanına bir yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş evet. mis gibi çoban salatanızı hazırlayın. Biraz da ceviz koyun üzerine. Ceviz, sebze, zeytinyağı müthiş bir tok tutucudur. Ve ayrıca etle birlikte olduğunda da yağ yakımını arttırıcı etkisi bulunur. E, akşamdan sonra da yiyebileceğimiz bir şeyler var. Evet bir, bir oyun daha var. Bir oyunumuz daha var çok güzel bir, Hemen istersen, e, bir, sen orta boy portakalımız veya mevsimine göre kivi olabilir. İki tane mandalina olabilir. Bir armut veya yarım muz olabilir. Veya sekiz yemek kaşığı kadar nar veya bir greyfurt da greyfurt da yiyebiliriz. Yiyebilir. Çok güzel. Ve böylece bir meyveyi de tüketiyoruz. Meyveyi günün istediğiniz vaktinde tüketebilirsiniz. Meyve şeker değildir. Meyve çok sağlıklı bir Vitamin, antioksidan, mineral deposudur, unutmayın. Bu bir hafta boyunca yapıldığında e, içerisi bu salatanın içeriğini bir gün mercimek, bir gün fasulye, bir gün seve bir seviyor mercimeği, bir gün kuru börülce, e, vesaire gibi. kuru barbunya, nohutla evet. değiştirebiliriz. Değiştirebiliyoruz, çok güzel. E, çok da e, rahat, sağlıklı bir şekilde hazırlayabileceğimiz bir ana öğün. Çok rahat. Eğer kafa yerindeyse yani duygusal açlık, açlık yoksa, yoksa çok rahatlıkla, rahatlıkla yapılacak evet. bir beslenme programı. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben size. teşekkür Hemen ediyorum. günün besiniyle devam etmek istiyorum. Öncelikle özelliklerini saymak istiyorum. bir şey. Benim de çok sevdiğim bir şey diyeyim besin Hı -hı. demeyeyim şimdi ama çok güçlü bir antioksidan. Hatta gerçekten antioksidan sıralamasında neredeyse en, en üstlerde üstü. yer alıyor diyebiliriz. Birçok kronik rahatsızlık hastalık türüne yakalanma olasılığını düşürmeye yardımcı oluyor. Kan şekerini düzenliyor. Güçlü bir idrar söktürücü aynı zamanda. Ve yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olan bir baharat, baharat. diyeyim artık. E sizler de muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. Antioxidan özelliği çok yüksek dediğimde. Evet e o zaman baharat... hemen açabiliriz. Ayrıca içinde en yüksek C vitaminine sahip bu tane sumak. Tane sumağı alıp güzel bir şekilde mutfak robotundan geçirirseniz hem salataların üzerine koyabilirsiniz. Onu ben tutayım elimde. Siz Suyunu hazırlayabilirsiniz. Müthiş C vitamini kaynağıdır. Evet. Salataları sos olarak hazırlayabilirsiniz. Zeytinyağını iyice mutfak robotundan geçip siz zeytinyağını içerisine koyabilirsiniz. Evet, gerçek sumak. İşte Ve böyle sumak tane böyle bir tane şey. tane şöyle göstereyim. özellikle de antioksidan açısından da ferah. Antioksidan çok yüksek açısından. fazla. Mor Bo -bo bu şey mor türlerinin hepsini içerince hem pro antosiyen hem antosiyenin fazla kalbi koruyucu etkisi var. Şöyle söyleyelim kırmızı üzümün etkileri nasılsa e, özellikle tansiyonu düşürücü müthiş bir şekilde bağışıklık sistemine de güçlendirici etkisi var. Harika vallahi suma'da eksik etmemeyi bugün yine öğrenmiş olduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.